Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek aziz ve kıymetli kardeşlerim, yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Onun sevgili Resulü, alemler sultanı, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de salat ve selamlar gönderiyoruz. Cenab-ı Hak bizlere kendisine kul olmayı, Habibine de ümmet olmayı nasip ve müyesser kılsın. Şu fani alemde ebedi hayata yatırım yapmayı, ebedi olan o güzel hayatı kazanmayı, dolayısıyla yüzleri pırıl pırıl insanlardan olmayı Mevlamız lütfetsin inşallahü teala. Yüce Allah'ımızın bir ayeti kerimesiyle sohbetimize başlayalım inşallah bugün. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَاُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَاَزْوَاجٌ مُضَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Yüce Allah'ımız bizlere hayatımızın özünü bu noktada, yani şu ayeti kerimede haber vermekte sevgili kardeşlerim. Hakikaten insan için en hayırlı olan, en güzel olan, en bereketli olan, en kalıcı olan, ebedi olan bir hakikat var. Nedir o? Tabii ki Allah'a kulluk hakikati. Allah'ın rızasını elde etmek, ona kul olma çabası ve gayreti içerisinde bulunmak. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şöyle insanoğlu bir düşünse ya, dünden bugüne gelmiş olduğu noktaya bir baksa insanoğlu. Dün neydi, bugün ne halde? Yarın, evet yarın var mı acaba? O belli değil tabii diyeceksiniz hemen sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla insanoğlu yarına çıkıp çıkmayacağını zaten bilmiyor. Ama bilmesi gereken bir hakikat var. Şu dünya hayatında yaşadıkça Allah'ın rızasını elde etmeye yönelik güzel ameller işlemek. Evet, Allah'ın kulluğunu, Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini, onun muhabbetini elde etmeye çabalamak kadar güzel olan hiçbir şey yok. Peygamberler niçin gönderilmiş sevgili kardeşlerim? İnsanları ebedi hayata hazırlamak için. Yani onların ebedi hayatının cehennem değil, cennet olmasını sağlamak için insanoğlu İmtihan olunup durmakta tabii ki ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren. Dolayısıyla peygamberler insanların kurtuluşu için gönderilen yegane rehberler, önderlerdir, elçilerdir. Evet, peygamberlerin mesleğinden, peygamberlerin vazifesinden daha güzel bir vazife olabilir mi? O da asla olamaz tabii ki. Zira peygamberler insanlığın kurtuluşu için çalışmışlar. Peygamberlerin bu görevini yapmakta olan insanlarımız da, alimlerimiz de, salih kişilerimiz de, tebliğcilerimiz de bu güzel vazifeyi yerine getirmeye çalışıyorlar ki en hayırlı vazife, en hayırlı görev tabii ki bu. Nedir? Allah'ın rızasını elde etmeye, insanların yönelmesini sağlamak. Allah'a kulluğunu sağlamaya çalışmak. Bir başka ifadeyle Allah'a imana ve ona kulluk yapmaya çağrı yapmak. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Cenab-ı Hakk'ın işte şu ayet-i kerimesinde bize Allah'ın razı olacağı en güzel sonuç haber veriliyor. Rabbimiz, Habibim onlara de ki size bütün dünyanın nimetlerinden, varlığından, saltanatından, başarısından daha hayırlısını, daha iyisini, daha en güzelini haber vereyim mi? Evet, o takva sahipleri için, Rablerinden korku duyanlar için, onun haşyetinden gözyaşı döküp ağlayanlar için, onun muhabbetiyle secdeye kapananlar için, Allah katında, Rableri yanında, içinde ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetler vardır. Evet, öyle cennetler ki değil mi sevgili kardeşlerim? Cennetün tecri min tahtihel enhar halidine fiha. Orada ebedi kalacaklar. Zemininden ırmaklar akan güzellikleri düşünün sevgili kardeşlerim. Evet, güzellikleri düşünün. Bir güzel bahçeye gidiyorsunuz. Her türlü meyve var. Akar suları var. Güzel esen rüzgarı var.
güzel güzel döşemeleri de var içerisinde. Ya da yeşillikleri var. Siz orayı tercih edip hemen kendinizi atıyorsunuz. Rahatlayayım diyorsunuz. Stresimi bir atayım diyorsunuz. Artık iyice bunaldım diyorsunuz. Ne güzel bir hayat şu hayat diyorsunuz. Ne kadar hoş ve tatlı bir havası var buranın. Allah'ın yarattığı şu mahlukata bak diyorsunuz bu arada. Onları düşünüyorsunuz. Allah'ın o yüceliğini aklınıza getiriyorsunuz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın vermiş olduğu bunca nimeti gözlerinizin önüne getiriyorsunuz. İnne fî halgı semâvâti vel ardı vahtilâfi leyli ven nehâri leâyâtil li ulil elbâb. Evet, yerleri, gökleri, zerre ve küreleri geceyle gündüzün ard ardınca gelişini düşünüyorsunuz. Her zerrede Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü anlamaya çalışıyorsunuz. Ve ondan sonra da اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Evet, işte yeryüzünü ve gökyüzünü düşündüğünüz zaman o yüce Allah'ı zikretmeniz, onu anmanız çok daha hoş oluyor, çok daha özlü oluyor, çok daha hakikati yansıtıyor. Ey yüceler yücesi olan Rabbimiz, ey her şeyi en ince noktasına kadar, teferruatına varıncaya kadar en iyi şekilde yaratan Rabbimiz, yaratmanın her türlüsünü bilen Allah'ımız, sen ne büyüksün diyorsunuz o arada, değil mi sevgili kardeşlerim? Evet, bir manzara göz önüne getirmeye çalıştık. Kuşların cıvıltısı, çiçeklerin kokusu, ağaçların hafif rüzgarla sallanışı, adeta tatlı bir uğultu halinde size bir şeyler mırıldanıp terennüm etmeleri, hoş bir sada çıkarmaları, yerde yürüyen karıncalar ve açan çiçekler sevgili kardeşlerim, size bakıp duran meyveler ve nice güzellikler öylesine rahatlatıyor ki sizi, hakikaten hayretler içerisinde kalıyor, şaşkınlığa bürünüyorsunuz. Bu manzara dünyevi bir manzara. Siz bu manzarayı uhrevi bir manzara halinde düşünmeye çalışın sevgili kardeşlerim. İnsanın aklının alamayacağı, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği onca mahlukat, onca güzellik, onca akıl almaz nimetler nerede? Allah'ın ebedi olan cennetinde. Evet, Allah'ımız da bize o güzel sonucu haber veriyor işte sevgili kardeşlerim. Onların zemininden ırmaklar akar, sular akar, taşar. Onun apayrı şırıltıları ve sesleri de var tabii ki. Bunun yanında sevgili kardeşlerim, ebedi olan bir yaşamak var orada. Allah'ın Resulü'nün haber verdikleri çok güzel müjdeler var tabii ki. Asla yaşlanmayacaksınız, asla hasta olmayacaksınız, asla sıkıntı görmeyeceksiniz orada. Evet, cennetteki müminlerin halleri ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Bunun yanında ve ezvacın müdahhera, tertemiz eşler de verecek Cenab-ı Hak insana. Evet, biri diğerinden huzur bulur eşiyle değil mi sevgili kardeşlerim? Rahatlığa erer, derdini döker, derdini dinler, içini açar. Manen ve madden onunla rahatlık ve huzur bulur. Cenab-ı Hak bunun için Adem atamıza Havva validemizi vermişti, öyle değil mi? Apayrı hikmetleri var idi ve bu hikmetleri biz tabii ki dünya üzerinde insanların çoğalmasıyla da görmekteyiz. İmtihanın zuhur etmesiyle, daha pek çok manalarla da tabii ki görmekteyiz. Allah'ın hepsinden üstün olan bir güzel lütuf ve ihsanı daha var o gün. Bunlar nedir ki diyor Rabbimiz? Ve rizvanüm minallah. Evet, evet, ne kadar hoş değil mi sevgili kardeşlerim? Hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu var. Allah'ın rızası var. Allah'ın ben senden razıyım kulum demesi var ya, çok hoş bir hadise. Mevlasının rızasını kazanmış kula Cenab-ı Hak, ey mutmain nefis diye hitap edecek değil mi? Rabbine ibadet etmekle gönlü rahatlığa ermiş, itminana ulaşmış nefis. Gel benim kullarımın arasına gir ve onlarla birlikte de cennetime dahil ol. Yüce Rabbimiz, eğer kulundan razı olursa sevgili kardeşlerim,
görünen alemde tabii ki ona cennet ve nimetlerini verecek. Ama o nimetlerin en barizi, en güzeli, en tatlısı, en büyüğü olan cemali ilahisini de o gün o kuluna gösterecek inşallahü teala. Rabbimiz hepimize lütfetsin, ihsan eylesin, böylesine bir muhabbet âlemi.